Ali Kara Hasanoğlu. Katar Katar satılıyor. Bir yandan Türkiye'de hukuk yok, hukuk olmazsa, demokrasi olmazsa ülkeye yatırım gelir mi diyorlar. En küçük muhalefet partisinden en büyüğüne kadar hepsi aynı söylemle karşımıza çıkıyorlar. Osman Kavala'yı bırakmazsan, Selahattin Demirtaş'ı bırakmazsan dış yatırımcı niye buraya gelsin ki? Yatırımcı hukuk olan yere güvenir parasını getirir. Ülkede hukuk olmadığını görürlerse paralarını getirip yatırmazlar diyorlar. Parayı Osman Kavala'ya mı yatıracaklar ki? Onun cezaevinde olmasını bahane ediyorlar. Diyoruz dinletemiyoruz. Yatırımı Selahattin Demirtaş'a mı yapacaklar ki? Serbest kalmadığını söyleyip finans getirmiyorlar. Diyoruz anlatamıyoruz. Dış yatırımcı operasyonunun siyasi iktidarın Akdeniz politikasıyla yakından ilgili olduğunu Ermenistan'ın 28 yıldır süren işgali bitirme kararlılığıyla bağlantılı olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yıllardır mülk sahiplerine milyonlarca avroluk tazminat ödendiği halde Maraş'ın kullanıma açılmadığı, 40 yıl sonra daha yeni adımlar atılmasıyla irtibatlı olduğunu Libya'daki Türk varlığının tüm dünyayı rahatsız ettiği, bu sebeple Türkiye'ye operasyon çekildiğini hatırlatarak bir iki cümle kurduğumuzda eski söylemleriyle tekrar karşımıza çıkıyorlar. Gelmez kardeşim gelmez, para gelmez bu ülkeye diyorlar. Hepsine eyvallah diyelim. Siz deyin Tayyip Erdoğan'ın şahsi samimiyeti, ben diyeyim zaten olması gereken budur. Müslüman ülkelerin birbirine destek çıkması gerekir. Sonuçta onlarca zengin Müslüman ülke olmasına rağmen birçoğu ABD'nin hegemonyası altında oldukları için, Avrupa'nın tesiri altında oldukları için ABD'nin ve Avrupa'nın operasyon çektiği Türkiye'ye el uzatamıyorlar. Ama Katar yatırım üzerine yatırımla bize dostluğunu gösteriyor. Son olarak da İstanbul Borsa'da 110 hisse alımıyla yatırımını yapmış oldu. Osman Kavala beni ilgilendirmez. Kim ne yaptıysa yargılaması yürür, ceza verilirse çeker demiş oldu. Biz Selahattin Demirtaş'ın avukatlığını yapacak değiliz. Her ülke kendisine kurşun sıkan örgütlere ve onlara destek çıkanlara karşı gardını alır. Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl ki El-Kaide üyelerini bir kenarda tutun, El-Kaide üyesiyle fotoğrafı var diye kimi iş adamlarına ne yaptırım kararları alındı ne yargılamalar yapıldı. Türkiye'deki PKK terör örgütüne destek veren Demirtaş'ın da yargılanması, cezaevine konulması bizim sonumuz değil demiş oldu. Peki batıdan Türkiye'ye yatırım gelmez. Çünkü bizde hukuk yok diyenler birazcık utandılar mı? Hayır utanmadılar. Utanmadıkları gibi bir de utanmazlıklarına tüy dikip katar katar satış diye ahlaksızca manşetler attılar. Yatırım gelmiyor gelmez diyorlar. Yatırım geliyor bu sefer de satış diyorlar. Affedersiniz yatırım ne demek? Parayı bastıran adam ya fabrika satın alacak ya kendisi fabrikayı açacak ya bir şirkete ortak olacak. Ne yapmalarını bekliyorsunuz? Alın şu 300 milyon doları tepe tepe kullanın. Belge melge istemez. İstediğiniz zaman iade edersiniz demelerini mi bekliyorsunuz? Batıdan gelmediğini iddia ettiğiniz yatırımcı nasıl yapacaktı para transferine? Karşılıksız para mı yollayacaktı? Herhangi bir getiri vermenize lüzum yok. Alın kullanın. Hisse devri de gerekmez diyerek mi yatırım yapacaklardı? Bir yandan sermaye artık küreselleşti, batı sermayesi, doğu sermayesi diye bir şey kalmadı. Kim sermayeyi buraya akıtmak istiyorsa ideolojisine bakmaksızın ona kapıyı açmamız gerekir diyorlar. Diğer taraftan da Katar'ın getirdiği milyon dolarları beğenmiyorlar. Sanki İngiliz yatırımcı gelse o gerçek dolarla gelecek. Katar gelince sahte dolarla geliyor. Yatırım özelindeki hem de aynı günlerde sergilenen bu ikircikli tavır bile Türk ekonomisine operasyon çekildiğini ve bunun dış ayağı olduğu gibi bir de iç ayağı olduğunu net olarak önümüze koyuyor. Bir bakanın istifasıyla döviz %8 değer kaybediyorsa… Yatırım, üretim, işsizlik ve daha onlarca paritesi aynı kaldığı halde 3 günde paramız 1 TL değer kazanıyorsa, bir hafta sonra nerede kalmıştık diyerek Demirtaş-Kavala dosyalarında hiçbir değişiklik dün de bugün de olmadığı halde döviz tekrar Bakan'ın istifasından önceki eski seviyesine geliyorsa, TL tekrar 1 TL'ye yakın değer kaybediyorsa bu durumun ekonomik verilerin doğal sonucu olduğunu hiç kimse iddia edemez. Hiç kimse bizim bu değişikliklerin ekonomik verilerden kaynaklandığına inanmamızı bekleyemez. Ali Hasanoğlu, Melih Altınok Bu muhalefet Türkiye'ye ne katar? Sağda solda 2023 için hala aradığı gazı bulamayan bir öyle bir böyle muhalefet ve yandaş basın yine hacı yatmaz gibi sallanıyor. Sabah uyanıp hayatın durulması, kesintisiz sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi için iktidarı sıkıştırıyorlar. Öğlen, her icraatına ölümüne muhalefet ettikleri hükümetin aldığı kısıtlama kararlarına yetmez ama evet, daha daha diye tezahürat yapıyorlar. Akşam üzeri de mevcut kısıtlamalarla bile iflahı gevreyen esnafın dükkanına gidip peki kiranızı, çalışanlarınızın maaşlarını kim ödeyecek şimdi diye soruyorlar. Soruyorlar ama cevapları da hazır. Kendi yağında kavrulmaya çalışan evin asalak oğlu gibi devlet ödesin işi ne diye söyleniyorlar. Yeryüzünde kaç devletin böyle bir gücü var? Onlar bileni için bu yükümlülüğün altına giremiyorlar. Mevzu bahis değil elbette. Nasıl olsa Aziz Nesin'in zübük karakterine nal toplatanların taşra siyasetçisi derinliğinden fazlasına ihtiyacı yok. Kaldı ki pandemi sürecinde açıklanan milyarlık destek paketleriyle nereye kadar yürüneceği anlaşıldı. Eğer başta lokanta ve kafeler olmak üzere bazı sektörlere yeni destekler verilecekse pandemi yüküyle sıkışan her devlet gibi Türkiye'nin de yeni kaynağa ihtiyacı olacak. Bunun da tek yolu Türkiye'ye dışarıdan yatırımın ve paranın gelmesi. Küresel izolasyon koşullarında üretim yapmak, istihdam sağlamak, sosyal devleti geliştirmek için başka iktisadi çözüm bilen varsa söylesin. İyi de arkadaş, buna da karşılar. Görüyorsunuz işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün Katar emiri Al-Sani'yi kabul etti. İki ülke arasında 10 ticari anlaşma imzalandı. Katar Türkiye'de milyonlarca dolarlık yatırım yapacak. Yıllardır yabancı sermaye Türkiye'ye gelmiyor hatta kaçıyor diye iktidarı eleştiren muhalefet ve yandaş kalemler bu kez de ülkeyi satıyorlar diye kazan kaldırıyorlar. Aklı başında insanlar Almanya ya da İngiltere gibi ülkelerde Katar sermayesinin ortak olmadığı şirket yok diye anlatmaya çırpınıyor ama inanın nafile. Tamam Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ABD'nin dümen suyunda Türkiye'ye düşmanlık eden Arap ülkelerinden olmadığı için dost görmüyorlar. Ama mesele Katar'dan ibaret değil. Zira dün kullanışlı ekonomistlerine yabancıyı kandırmak kolay da yerli yemiyor dedirterek yabancı yatırımcılara medya üzerinden sistemlerini iletenler ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Vatandaşın ekonomisini, sinirini, moralini bozacak her türlü yasağı savunuyorlar. Ülkede hayatın aksamasının, durmasının kendilerine oy getireceğini hesaplıyorlar. Pandemi nedeniyle tüm dünyanın içine girdiği dar boğazdan çıkmamıza yardımcı arayışları, yabancı yatırımcılara, piyasalara güven verecek anlaşmaları, reformları sabote etmeye çalışıyorlar. Hala varsın yansın, belki küllerin prensi biz oluruz diye umut ediyorlar. Evet, 40 yılın başı kendilerine ihtiyaç duyulmuş, yine arkamıza geçiyorlar. Ne diyelim? Göz göre göre yene afiyet olsun. Melih Altınok